Bu gerçeği söylediğim zaman beni nereye koyacaklar çok merak ediyor. Hangi tarafa yerleştirecekler? Bakın Türkiye'de bu gidişi önlemenin yolu en az %40 ya da hadi %40 civarında olduğunu tahmin ettiğimiz AKP seçmeninden oy almadan mümkün değil. O zaman bu oyu alabilecek kişi kimdir sorusuna bir cevap vermemiz lazım. Elde olan imkan, elde olan adaylar arasında öyle çok fazla yoklar zaten. Gül adı ön plana çıktı. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adayı olup olmayacağı zaten öteden beri tartışılmaktaydı. Ve evet, Gül böyle bir potansiyele sahipti. Eğer bir çatı aday, ortak aday olsaydı, muhalefetin ortak adayı olarak girseydi ya iki partinin ortak adayı olarak girseydi seçime, Cumhurbaşkanı seçimine. Şimdi olmadı bu. Reddedildi Gül. Ama Gül de çok hatalı. Niye hatalı? Çünkü Gül düşüncelerini açıklayacakmış yarın. Öyle bir altyazı gördüm. Düşüncelerini açıklamakta bir kere çok geç kaldı. Siyasetler üstü bir konumda yer alarak Türkiye'de bu biraz önce bahsettiğimiz acil ihtiyacın giderilmesi mümkün değildir. Siyasetler üstü kalamazsınız. Siyaset yapacaksınız. Kendinizi 11. Cumhurbaşkanı olarak nitelendirmek ya sizden 3. tekil şahıs olarak yardımcılarınız bahsederken 11. Cumhurbaşkanı diye bahsetmeleri zaten bu rolü oynamaya hazır olmadığınızın delillerinden ya da karinelerinden biridir, öyle diyeyim. İşaretlerinden biridir. Şimdi Gül bir fırsatı kaçırdı. Hep söylenen şeydir Gül hakkında. Risk almaktan çekinir. Risk almaktan ürker. İşte ama risk almadan da Türkiye'de siyaset yapılamıyor. Adı dolaşıma girdiği andan itibaren bu göreve talip olup olmadığını ve talip olmasının koşullarının ne olduğunu kamuoyuyla paylaşması lazımdı. Bu hafta içinde yani. Bunu yapmadı. Evet, yani bunu yapmalıydı. Ki bu siyasi geçmişi ve Cumhurbaşkanlığında oynadığı rol nedeniyle, yani geri gönderdiği yasa sayısı 2'yi geçmedi. O yüzden ona karşı duyulan bir öfke var. Özellikle CHP seçmeni içinde. CHP tabanında ona yönelik ve CHP'nin içinde de ona yönelik bir olağanüstü bir tepki ortaya çıktı. Bu tepkiyi azaltmak, güven vermek için hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. O zaman da zaten olmaz.